Okay, merhaba herkese. Bugün çok heyecanlıyım. Niçin heyecanlıyım? Bugün ne hakkında konuşacağız? Bugün yabancı dili nasıl öğreniyoruz? Yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz? Bu konuda bunları konuşacaktık. Herkese ben de merhaba diyorum. Tamam, merhaba. Umarım bebek gibi uyudun bugün. Evet, tatil olduğu için rahat uyudum. Okay, güzel. Şimdi sen biraz anlatabilir misin? Yani İngilizce nasıl çalışmaya başladın? Nasıl hala bunu çalışıyorsun? Çünkü belki de Türkler bunu hakkında çok az biliyorlar. O Evet. yüzden mutlaka sana çok ihtiyacı var. Şimdi sevgili öğretmenim, öncelikle ben hani daha çok böyle iyi İngilizce konuşamıyorum ama hani İngilizce öğrenmek için bir gayretin içerisindeyim. Nasıl başladım? Ben normal eskiden ortaokul ve lise, endüstri meslek lisesi okuduğum için İngilizce çok az gördük. Çoğu da öğretmenler olmadı. İşte yerine başka öğretmenler girdi falan. Yani okulda bir tek işte my name is, adın ne gibi basit böyle birkaç kelime, işte kedi, köpek, o tür şeyleri öğrendik. Bir gramer bilgimiz vesairemiz olmadı. Ama bunu 56 yaşındayım. Bunu hayatımın her döneminde bir eksiklik olarak gördüm. Bu pandemi sürecinde biraz daha evde kalmamız, eve bağımlı olmamız beni bu İngilizce tekrar çalışmaya itti, öğretmeye itti. İşte sizlerle tanıştım. Sizin bir kitap öneriniz vardı. O kitaba başladık. Orada gramer bilgileri vardı, okuma vardı, kelime bilgileri vardı. Çok eğlenceliydi. Fakat işte siz yoğunsunuz, ben gündüzleri çalışıyorum, akşamları haftada bir gün, iki gün başlangıç itibariyle elinizden geldiği kadar gayret gösteriyorduk. İple çekiyordum ben onu, işte konuyu çalışmaya çalışıyordum, içerisindeki bilmediğim kelimeleri öğrenmeye çalışıyordum falan. Ama netice itibariyle o kitabı bitirdik çok şükür. Şimdi elementary'ye geçtik yine. A2'ye geçtik. Orada da bir 42. sayfadayız diye biliyorum. Tabii ki bu iki kitabı ve sizi bütün arkadaşlara öneriyorum. İngilizceyi böyle hani gülerek, eğlenerek, neşe içerisinde, sıkıcı olmaktan çıkararak, sohbet ederek öğrenmek istiyorsanız Suzan öğretmenimi mutlaka bulmanızı tavsiye ediyorum. Onunla iletişime geçmenizi tavsiye ediyorum. Bunu herhangi bir şeyle değil, bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani bütün içtenliğimle söylüyorum. Bu konuda yani ben şu anda gramer bilgisini biliyorum. Yani işte İngilizce'deki belki 12 tane zamanın 12'sini biliyorum ama 4 tane işte geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman gibi önemli zaman bilgilerini biliyorum. Birçok kelime öğrendik. Böyle hususi oturup kelime ezberlemedik ama her gün farklı konuları işlediğimiz için kitapta farklı farklı kelimeler çıkıyor ama hep hayatın içerisinden işte, yaşamın içerisinden, günlük İngilizce konuşma kalıpları neyse hemen öğretmenim bana yazar. Ondan sonra oradaki geçen sorular, cevapları sadece kitaba bağımlı kalmaz. İşte döner bana günlük yaşamda da aynı tip soruları yapmamı ister, ödev yapmamı ister. Bir defa ödevlerimi her gün yapmaya çalışıyorum. Böyle aşırı bir ödev vermiyor ama çok hassas böyle öğrencinin öğrenip de onu günlük hayatında nasıl kullanabilebilir. Bunlarla ilgili örnekler yapabiliyoruz. İnşallah bir gün bu konuşmalarımı burada İngilizce olarak yapmayı da çok istiyorum. İnşallah o günlerde yakın olacak diye düşünüyorum.
İnşallah. Yani şimdi yani herkes için senin hikaye burası sadece en kısa zaman yani böyle yazacağız. Yani mesela İngilizce. Yani sen ne dedi ki öğretmen tabii ki. Değil mi? Evet. Okay. Öğretmen. Sonra ne dedin? Kitap. Kitap. Değil. Tabii. Evet. Ama ders kitap tabii ki. Tabii, der kitabım. Konuşmak tabii ki. Değil mi? Pratik yapmak. Evet. Pratik yapmak. Çünkü bunu siz yani değerli olmayacak. Yani hiçbir şey onlar öğrenmeyecek. Yani bu mümkün değil zaten. Peki öğretmenin hakkında ne düşünüyorsun? Yani ana dili bir öğretmen yani senin için çok önemlidir. Yoksa sen Türkçe bilen bir insana tercih ediyorsun. Yani hangi öğretmeni tavsiye Şimdi ediyorsun? şöyle ana dili İngilizce olan videoları seyrediyoruz, görüyoruz. Fakat orada bir eksikliği hissediyoruz. Çünkü bir şey sormak istediğimiz zaman soramıyoruz. Çünkü İngilizce sormamız gerekiyor. Evet. İletişim kurmakta zorluk çekiyoruz. Ama Türkçe bilen, ana dili belki İngilizce olmayan ama öğretme metodolojisini iyi bilen, öğretmeyi iyi yapan birisi olduktan sonra hiçbir problem yok. Yani bunun örneği sensin. Yani sen eğer İngilizceyi biliyorsan ve Evet. öğretme tekniklerini konusunda kendini yeterli gördükten sonra görmezsen zaten böyle bir eğitim vermezsin yani. Evet. Bunlar sende var ki böyle bir eğitim verebiliyorsun. Aha. Ana dili İngilizce olup Türkçe bilmeyen mi dersen hayır derim. Aynı zamanda Türkçe bilen, çünkü takıldığımız noktalarda yeni başlayanlar için özellikle söylüyorum. Türkçe bilmeyen insanlar çok zorlanır. Siz her konuda bu konuda mükemmelsiniz zaten. Hem Türkçe olarak Teşekkürler. da mükemmelsiniz, hem de İngilizce olarak. Diğer diller de var tabii, bizim bazen işte aramızda şaka yapıyoruz Sırpça. Tabii ki. Çünkü böyle daha eğlenceli olacak. Yani ve ben ne diyorum her zaman yani iyi eğlenceler diyorum. Yani çünkü eğer eğlenceli değil o vakit yani ne bileyim Sıkıcı, yani sıkıcı oluyor. Sıkıcı evet oluyor. sıkıcı oluyor hem her şey kötü oluyor bunu söylemek istedim yani Anladım. çünkü hemen böyle uyuyacaksın kaçacaksın yani o yüzden yani ne öğreneceksin Aynen, katılıyorum. Aynen, katılıyorum. yani. Okay. Peki podcastları veya videoları hangisi materyali tavsiye ediyorsun? Sen nasıl İngilizce çalışıyorsun? Valla videolarla tavsiye ediyorum. Mutlaka videolarda aslında işte süresi bakımından daha kısa oldukları için hem zaman bulmakta zorlanmıyor insanlar, hem de Aha. direkt videoyu YouTube'da arattığın zaman senin ihtiyacın neyse, mesela atıyorum cümle kurmayla ilgili mi sıkıntın var, ondan sonra veya işte modullarla ilgili mi sıkıntın var, nerede hangi sıkıntın varsa onu tekrar dinleyebiliyorsun. Bence en iyi, en güzel geliştirilen bir şeylerden bir tanesi de telaffuzunu geliştiriyor seyrettiğim videolar, diziler, Evet. filmler. Zaman zaman işte seninle de konuşuyoruz, dizi tavsiyeleri alıyoruz, birbirimize dizi tavsiyeleri diyoruz, sizin Türkçe, Evet. benim İngilizce. Bunlar da çok önemli yani. Çünkü bu diziyi önce İngilizce alt yazılı seyrediyorum. Oradaki bilmediğim kelimeleri alabildiğim kadar not alıyorum. Sonra o kelimeleri öğrendikten sonra aynı diziyi belli bir gün zaman geçtikten sonra sadece İngilizce sesli olarak izlemeye çalışıyorum. Çok zamanım olmuyor tabii, bunu
Ayda bir tane veya iki tane ancak yapabiliyorum ama keşke zamanım olsa daha çok yapabilirim. Hem bu sefer bir şeyler anlayıp da daha önce Türkçe alt yazılı seyrettiğim diziyi bu sefer İngilizce alt yazılı seyrediyorsun. Daha sonra onu da kaldırıyorsun. Kendini seslere, telaffuzu iyi öğrenmeye yönlendiriyorsun. Güzel oluyor. Bunlar da güzel bir şey. Ama tabii bunları yapabilmek için önce temelde mutlaka bir parça gramer öğrenmek lazım. Şimdi bazen bazı yerlerde de denk geliyorum. Bir öğretmen tavsiye sormadan ya İngilizceyi ben gramersiz öğrendim, gramer bilmem falan. Yani bunlar tabii ki çeşitli zeki insanlar olabilir, bir şey demiyorum ama ben mutlaka konuşurken hani bir yabancı birisinin konuşurken ben eve gidiyorum diyeceğine ben eve geliyorum, ben evde oturmuyorum. Yani böyle gramer hataları yaparak konuşmalarını yapmak istemiyorsak mutlaka grameri öğrenmemiz gerekiyor. Grameri öğrendikten sonra bol bol pratik yapmamız gerekiyor. İşte dizi seyretmemiz gerekiyor. Ondan sonra belki çok iyi videolar seyretmemiz gerekiyor. Ben bir de şuna dikkat ediyorum. Yani siz mesela ödev veriyorsunuz, bana hiç sormuyorsunuz. Yani siz ödevinizi yaptınız mı diye. Ben o ödevi yapıyorum, size söylüyorum. Ondan sonra oradaki yanlışlarımı bana yani şey yok yani hani böyle hani öğrenci ödevden biraz sıkılır biliyorsunuz yani. Biliyorum, biliyorum yani. O yüzden ben her Yani zaman diyorum ki özür dilerim, biliyorum yani bu canımı sıkılıyor ama gerekiyor ki tabii ki. yani bunu ama bunu yapman çok faydasını görüyor insan. Ödev yaparken bir yazma şeyi artıyor yani. Çünkü İngilizce öğrenmenin bir ayağı da biliyorsunuz sizin söylediğiniz gibi yazma yani yazmayı da yapabilmek çok önemli. Hem onu geliştiriyorsunuz hem de yeni kelimeler öğreniyorsunuz. Yeni cümle yapısıyla ilgili varsa sıkıntılarınızı gideriyorsunuz. Ödev bence çok önemli. Mesela siz şöyle diyorsunuz. Bunu kendi ailende uygula. Yani mesela orada bir konuda çeşitli sorular var. İşte yani bunu kendi ailene göre ayarla. İşte alışverişe gittiniz. İşte sen bu hafta sonu ne yaptın? Eşinden alışverişe gittin mi? Çocuklarla bir şey aldınız mı? İşte bir şey yemek yediniz mi? Bir restoranta gittiniz mi? Bunu kendi ailenle uygula diyorsun. Bu da güzel bir şey. Yani hayali şeylerle değil de böyle doğal bir şekilde kendi ailenle, kendi işinle, kendi arkadaşlarınla olan yaşam tarzınla ilgili İngilizceyi öğrenmek, bu şekilde konulara hakim olmak bence insanı daha da motive ediyor yani. Bunlar daha da iyi motive olmuş oluyor insan. Evet, tabii ki, tabii ki. Peki yazı yazmayı için sence ne daha iyi olacak yani defter mi yoksa sadece bir kayıt yani vesaire çok Yok. karşı bir şey yani. Yani bu tabii biraz kişilik meselesi de ben bugün bu 8 ayda 3 tane böyle defter bitirdim. Yani büyük böyle defter bitirdim. Onun yanında şimdi kağıtlar bakın şöyle kağıtlara yazdığınız zaman burada var işte örnekleri. Bunlar zamanla bir yerlerde gidiyor ama defterler öyle değil. Bak burada bitmiş olan bir defterim var benim. Hepsi dolu. Hepsi böyle örneklerle, şeylerle dolu. Çok iyi bir Görüyorum. şekilde devam ediyor. Ben kağıdı tavsiye etmem. Defter her zaman benim idealimdir zaten. Ben bu konuda biraz da titizim. Yani kağıt değil defterler atıyorum ama bazen işte kağıtlara not alıyorum. Diyelim ki bir yere gideceksem, bir yolculuk yapacaksam işte kontrol etmek, okumak için veya dışarıda bir boş vaktim olduğu zaman onu bir daha check etmek, kontrol etmek için kağıda yazdığım oluyor. Defterler evde kaldığı için, büyük olduğu için. Ama yazmak tabii ki bu iş için çok önemli yani. Bence yazmak da bu işin diğer bir önemli noktası diye düşünüyorum. Peki ya kitapları ne kadar yani kitapları okumak veya hikayeleri okumak ne kadar önemli sence?
Yani şimdi biliyorsun zaman zaman sizinle hikaye okuduk. Hikaye okumak tabii ki önemli. Yani bir okuduğunuzu telaffuz olarak düzgün okuyor musunuz? Onu öğreniyorsunuz. İki, İngilizce okuduğunuz bir kitabı anlayabiliyor musunuz? Çünkü konunun sonunda mutlaka doğru yanlış veya konuyla alakalı veya alakalı olmayan sorular var. Bunları net cevap verebilmeniz için konuyu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Konunun içerisinde, hikayenin içerisinde mutlaka bilmediğiniz çok kelimeler oluyor. İşte o kelimeleri öğrenmiş oluyorsunuz. Bir de sizin hep okurken söylediğiniz işte cümle kalıbına bak. Hani bu sana ne hatırlatıyor? İşte geçmiş zaman mı, gelecek zaman mı veya işte devam eden bir zaman mı diye hatırlatmalarınız oluyor. Orada cümle kalıplarını da gözünüzün önüne getiriyorsunuz konuşurken onlarla ona benzer konuşmalar yapabilmek adına da çok düzgün şeyler oluyor. Kısa hikayeler her zaman güzel. Konuyla ilgili arkadaşlara tavsiye ederim yani. Hikaye kitabı önemli. Ve en son soru, yani ne sıklıkla İngilizce çalışma gerek sence? Yani. Valla şimdi ben tabii biraz yaşlıyım. Benim daha çok gençler gibi hafıza olayı şey değil. Ama ben her gün çalışıyorum. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Yani her gün yarım saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat. Ne kadar zamanım varsa eve geldiğim zaman eşim hatta ya işte gel falan diyor. Dedim ki ya gelip de ne yapayım burada dizilerimi seyredeyim bunları. Türk dizilerini sevmiyorum biraz da yani. Sen dizilerine bak, ben İngilizceme bakayım diyorum. Dolayısıyla o konuda ayrışıyoruz. Yani fırsat bulduğumca ben her dönemimi, her saniyemi bu İngilizce öğrenmeye adadım bu dönemde. İnşallah Allah'ın izniyle başarılı Yani İngilizce bunu söyleyeyim. soruyorum yani çünkü insanlar çok büyük yani hata yapıyor. Mesela onlar düşünüyorlar yani mesela herkes yani Hermione, Ginger ve Harry Potter gibi yani hemen yani böyle sadece mesela 5 saat İngiliz veya ne bileyim 9 saatte yani böyle çalışarak yani böyle İngilizce öğrenecek. Her zaman böyle çabuk 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 öğrenmek istiyor. Ama bence herhangi bir şey yani böyle çabuk bir şekilde giriyorsa yani mutlaka böyle gidecek. Çabuk gidecek. Yani hemen unutacak. Aynen. Yani şunu demek istedim. Yani tekrar diyorum. Eğer önce yoksa yani mutlaka hiçbir şey öğrenmeyecek. Evet, Yani bu iş biraz da böyle hani istekle, gayretle, azimle oluyor. Bu istek ve gayreti de yapan diyaloglar, konuşmalar. İşte araya böyle bir hani eğlenerek öğrenme dedik ya işte bir başka şeyler katmak, dikkati dağıtmak veya dikkati tekrar toparlamak diye. O konu tabii önemli. Ayrıca ben şuna da çok dikkat edilmesini istiyorum. Mesela birçok arkadaşım var işte ellerinde ufak kelime şeyleri var. Hani yargılamıyorum yani. Tabii ki o da doğru olabilir ama benim yorumuma göre mutlaka bir öğretmenle öğrenmelerinin en büyük faydası şu. Elinize deli gibi kelime almışsınız. İşte günde ben 5 tane kelime öğreniyorum. Ayda şu kadar kelime yapar. Yılda bu kadar kelime yapar. İşte 2000 kelime var. Ya 2000 kelimeyi öğrendin. Eğer senin pratik yapacak bir cesaretin yoksa, kimseyle konuşamıyorsan, bir öğretmenin yoksa, birazcık gramer bilgisi almadıysan, inan o kelimeleri de sen belki bir ayda unutacaksın tekrar. O kadar gayret göstermenin, ezberlemek için çaba sarf etmenin hiçbir anlamı yok. Zaten senin yapacak, çalışacak bir öğretmenin varsa, çalışıyorsan ve onunla haftanın belirli günleri bir araya gelip de ders yapıyorsan yeni kelimeler öğreniyorsun. Yani süreç içerisinde yeni kelimeler öğreniyorsun. Ama mevcut bildiğin kelimelerle 300-500 kelimeyle de
daha iyi ve mükemmel konuşmaya başlıyorsun ve konuştukça da zaten otomatikmen kelime öğreniyorsun, ezberliyorsun, öğrenmiş oluyorsun. Önceden kelime ezberlemenin, kendini böyle çok sıkmanın, yırtmanın, ben önce işte biraz kelime ezberleyeyim de ondan sonra ben bu İngilizceyi öğreneceğim falan. Yani bu kadar şeye gerek yok. Onun için harcayacağın zamanı bir öğretmenle bir eğitim alarak uzaktan da olsa harcamış olsan zaten hem kelime öğreneceksin, hem gramer öğreneceksin, hem de o dili neyse o dili öğrenmiş olacaksın diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim Evet. bu kadar. Evet ve ben her zaman tekrar diyorum yabancı diyorum mutlaka çiçek var gibi. Yani çünkü çiçek aynı zamanda her şeye ihtiyacı var. Yani güneş, su, aşkı ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı var. Yani mutlaka Evet. yabancı dilleri aynı bir şekilde. Yani çünkü eğer aşkı yoktur o vakit yani sen hiçbir şey öğrenmeyeceksin zaten. Yani mümkün değil. Mutlaka bir yerde eksikliği olacak. Tabii Öğrenmemiş ki. olacak. Tabii ki. Her zaman eksik olacak yani. Bunu Evet. fark etmez değil bir şey. Yani yeni söz veya gramer yani çok zor olacak veya her şey olabilir ama her zaman eksiği olacak. Yani o yüzden. Ve madem hiç kimse yani Harry Potter değil veya Hermione Granger değil. O vakit yani çok bu kadar çabuk yani yabancı dil öğrenmek mümkün değil. O yüzden sadece böyle yavaş yavaş yani Aynen. çalışma gerek. Evet. Ve bence tabii ki yabancı dilleri çalışı için sözlük ihtiyacımız var. Sözlük. Bunu biz unuttuk galiba ama olsun. Sözlük yazıyorum. Ama hangisi sözlük? Yani bence şöyle ya mesela İngilizce ve ana dil yani böyle. Mesela Sırpça İngilizce, İngilizce Sırpça. Veya mesela Türkçe konuşma için bunu var. Yani Türkçe, Sırpça ve Sırpça, Türkçe var. Yani buradan ayrıca yani başvurabilirsiniz. Yani yani ne ihtiyacınız var? Yani böyle bakabilirsiniz. Küçük küçük kitapları yani yazabilirsiniz. Ama tabii ki yani bunun için biraz ders kitabı bakma gerek. Orası birkaç kelimeyi öğrenmek gerek ve o vakit evet yani belki de biraz bu sözlüğü yani bakabilirsiniz. Tabii ki yabancı yok yani çocuklar için programları çok önemlidir. İngilizce diyor da cartoons yani olacak. Mesela Tom and Jerry gibi veya ne bileyim Maşa ve Ay gibi ne bileyim yani çok kolay yani anlamı için çok kolay bir şekilde yani yazabilirsiniz. Çünkü temel mutlaka yani kelimeleri onlar kullanıyorlar. Ama eğer insanlar yani dizleri tercih ediyorlar. Mutlaka benim tavsiyem dramalar. Dramalar. Her şey olabilir. Yani ne bileyim benim oğlum için anne ne bileyim İstanbul gelin. Yani şimdi Türkçe hakkında konuşuyorum zaten. Yani bunu izlemek gerek. Niçin? Çünkü her zaman tekrar ediyor. Yani seni seviyorum, senden nefret ediyorum. Hamileyim. Yani bırak beni. Yoksa yani böyle defol git seviyorlar. Yani böyle yani. yavaş yavaş. Yaşamın içinde ne varsa orada var diyorsun yani. Aynen öyle. Evet. Evet ve madem yani Türkler bu kadar yani dramayı seviyor, çok sıkık yani böyle yani bağırıyor ama korkmayın yani onlar sadece böyle Okey. konuşmak gerek.
Evet. Yani eğer A2 ve B1 şimdi yani böyle arasında o zaman yani A2 ve A1 yani bunu mutlaka temel bir seviye. Yani çünkü belki de Türkler bu bu seviyeleri bilmiyorlar. O yüzden yani böyle soruyorum. Yani senin seviyen daha güzel oldu. Yani şimdi orta oldu. Yani B1 ve B2. Ondan sonra mutlaka yani bazen mesela Ezel gibi veya böyle daha ciddi yani dizileri izlemek gerek. Yani Ezel veya neden olmasın tarihi hakkında dizileri izlemek çok önemlidir, çok faydalı yani çünkü daha zor kelimeleri öğreneceksiniz. Okay? Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Ama mesela İngilizce dil hakkında mesela Chicago PD veya ne bileyim yani Miss Fisher, Murder Mysteries yani bunu önemlidir. Ve eğer yani sizin yani seviyenin yani çok ileride yani C1, C2 o vakit mutlaka komikler. Çünkü bence komikleri izleyerek siz mutlaka hem ne bileyim kültürü hakkında öğreniyorsunuz. Yani bu insanları hakkında daha güzel öğreniyorsunuz. Hem yabancı dilleri geliştiriyorsunuz. Yani o yüzden ben sadece o vakitte yani mutlaka komikleri izleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı Evet. yok. Evet. Peki sence şarkıları söyleyince yabancı dilleri öğrenebilir miyiz? Yani mesela eğer sen Amerikanca müziği dinliyorsun ve şarkıları söylüyorsun, sence Evet. yabancı dilleri Sadece öğrenebilir miyiz? yabancı dil öğrenilmez diye düşünüyorum da sadece telaffuz konusunda veya işte böyle hani halk ağzı şarkılar, türküler konusunda birazcık deneyimin olur ama İngilizce öğrenilmez yani şarkı dinleyerek. Evet. Bence öyle Dinleyerek düşünüyorum. öğrenilmez. Yani çünkü müzik her zaman çok çok eğlenceli, her zaman yani hatta dans etmek istiyoruz. yani bu demek yani eğer her şey yani çok eğlenceli hem artı eğer biz bu sözleri yani bağlıyoruz. O yüzden bu demek yani her şeyi Google'da bulacağız ve hemen hemen yani nasıl bu şarkıyı söylemek gerek olduğu yani öğreneceğiz. Ve Evet. mutlaka koşar gibi öğreteceğiz. Evet. Okay. Okay. Bence evet bu çok faydalı. Ha, ve tabii ki bilgisayar oyunları çok faydalı olacak. Bilgisayar oyunları. Ama maalesef Türkçe için bilgisayar oyunları çok az var. Evet. Ama İngilizce dili için yani çok çok var. O yüzden yani eğer insan var yani bilgisayar oyunları çok seviyor. Benim tavsiyem bu bilgisayar oyunu hazırlık mutlaka yabancı dil değiştirmek gerek. Mesela eğer sizin ana dilin Türkçe hemen İngilizce koyma gerek. Okay? Çünkü mutlaka hemen her şey yani
okuyacaksınız. Eğer gerek oluyorsa yani defterde yazacaksınız ve böyle daha faydalı olacak. Yani. Evet. Katılıyorum. Belki de yani daha uzun zamanda bunu alacak ama yani olsun. Yani mesela bir parçası sadece mesela 30 dakika her gün yani öğrenme hem oyun oynama gerek hem de her şeyi yazmak gerek ve bunu yeter yani. Tabii, tabii. Aynen. Evet. Okey. Benim taktadığım başka yeri yoktur zaten. Evet. Her şeyi yazı yazdım. Okey. Başka sen ekleyebilir misin? Yok, çok Yoksa? teşekkür Evet. ediyorum. İnşallah dediğim gibi işte ileride İngilizce olarak da Aa, ben konuşacağız. unuttum bir sen. Yani mesela bu macarı çok önemlidir. Bulmacalar. Bunu unuttum ama bunu çok önemlidir. Çok özür dilerim. Evet. Ama nasıl bulmaca? Yani mesela eğer sen başlangıçsın, yani temel seviye varsa yani bu demek yani öğretmen senin için yani bunu her şey hazırlayacak yani böyle siz birlikte oyun oynayacaksınız herkese. Ama eğer senin seviyen çok büyük oldu yani çok ileri oldu benim Türkçen gibi. O vakit yani bence Türkiye'den kitapları hemen almak gerek. Çünkü mesela ben şunu var. Burada her şey çözdüm. Ama çok zamanı aldı. Alıyor. Evet. Evet. Çok Evet, tamam abi. görüyor musunuz? Görüyorum. Başka bir şey yok. Ama orası yani her şey var. Yani çok bol kitapları var. Yani başka bulmacayı daha sonra ben çözeceğim. Yani çünkü şimdi biraz Rusça pratik yapıyorum. Böyle Rusça okuyunca. Ama Türkçe madem şimdi en önemli Türkçesidir. Yani mesela bir gün yani mesela B2 veya C1 seviyem takip ederken yani sadece Türkçe okuma gerek ve buradan her şey yapma gerek. Yani Evet. egzersizleri yapma gerek. Veya Evet. mesela eğer sen bir şey anlamıyorsunuz, siz bir şey anlamıyorsunuz, yani mesela burası yani. Çünkü bunu yani bir üniversite Türk Dili Kurumu yayın var yazı. Yani bunu mutlaka doğru. Her şey içerisinde doğrudur. Hataları yoktur. Tabii Bence. Türk Dil ve Tarih Kurumu'nun şeyi Evet. eseri o. Çok önemli bir kurum Türkiye'de, devlet kurumu. Yani tabii ki hepsi doğru. Evet, tabii ki. Yani bu yüzden şunu söylemek istedim. Yani bir dili yani öğrenerek yani böyle çalışarak zaman zaman yani böyle arabilirsiniz ve sadece üniversiteden yani kitapları yani bu bulacaksınız. Okey, peki benim için yani bu kadar önemli değil ama ben sadece çok merak ediyorum. Ve tabii ki o yüzden yani eski Türkçe öğrenmek çok istedim. Evet. O yüzden yani bunu aldım ama bu sadece demek yani benim Türkçeme çok iyi geldi. Ama tabii ki her zaman yani böyle çalışmak istiyorum. Yani yeni şeyleri öğrenmek istiyorum. İşte bu mutlaka büyük bir zevk benim için. Ve bazen yani ben mutlaka çocuk gibi davranmak istiyorum. O yüzden bu kitapları aldım.
Yani çünkü Türk masalları okumak çok istiyorum. Okey, çok güzel. Evet. Belki de bunu biraz daha kolay kelimeleri orası ama olsun. Yani bazen sadece böyle kafamı atmak istiyorum. Mutlaka çocuk gibi olmak istiyorum. O yüzden yani bazen bunu okuyorum ama yani iyidir, fena değil. Ama evet, seninle katılıyorum. Mutlaka en önemli neyse konuşma, konuşma, konuşma. Aynen. Evet. En önemlisi o. Ve tabii ki sadece ana dili insanla konuşma bu kadar yani önemli değil. Yani belki de sen yani temelsin. Senin seviyen temel o yüzden mutlaka yani Türkçe diyen insan var konuşmak daha faydalı olacak. Aynen. Niçin yani çünkü onlar senin mutlaka dil bilgisi ve farklı şeyleri daha kolay bir şekilde açıklayacak. Niçin bunu soruyorum? Hemen paylaşacağım. Çünkü ben hatırlıyorum yani birkaç senedir önce ben başka internet sitesinde çalışmak başladım. Ve orası ne oldu? Yani bir insan benim yani o Türk oldu. Yani ve benim Rusça öğrenmek istedi ve ne, başka kimse oldu yani şimdi unuttum. Ama yani benim Türkçem yani böyle oldu. Böyle çok azıcık. Yani sadece dizlerden yani birkaç kelimeyi öğrendim. Yani mesela selam aleykum öğrendim, merhaba, ne bileyim seni seviyorum. Yani bu saniye. Ama yani çok kötü oldu ve sadece yani biraz Türkçe öğrenmeye başladım o kadar. Ama yani dil bilgisi hakkında farkındaydım. Yani ben çok benim için çok zor oldu. Yani açıklamadım. Yani o yüzden ben düşündüm. Aha tamam yani eğer bu insanla çalışmak istiyorum mutlaka Türkçe öğrenmem lazım. Yoksa her şey yani kötü olacak. Değil mi? Aynen öyle. Ve o yüzden yani şunu oldu. İlk opsiyonumuz oldu. Yani ben Türkçe öğreneceğim. Zira yani bu insanları kaybedeceğim zaten. Değil mi? O Evet. yüzden ben seçtim. Aha tamam. Madem Türk var yani bu kadar yani benimle konuşmak istiyor ve bu kadar yani sıcak. O yüzden de dedim ki tamam yani bunu konacağım zaten tamam hadi öğreneceğim. İşte o yüzden yani her şey yani daha ciddi başladı. Okay. Yani şunu demek istedim yani sıcak kanlı insanlar bulmak gerek. Yani çünkü bu insanlar mutlaka motivasyon her zaman verecekler. Tabii. Çok önemli. Ve sen mutlaka iyi bir örneksin. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Samimiyim. Okey. Ve bence de yani bu kadar yani çabuk yani bir dili konuşma gerek yok. Yani evet biliyorum insanlar yani bazen heyecanlı oluyor. Yani ne bileyim ama eğer bir insan yani çok kötü bu dili biliyor ama öğrenmek istiyor. Yani o yüzden yavaş konuş ve yani zaman zaman bir insan bu insan yani B2 olacak. Yani bu demek yani daha sonra evet siz onunla daha çabuk konuşabilirsiniz. Ama önce bu iyi değil zaten. Evet. Çünkü kafam karışacak bu Tabii. insan ve belki de kaçacak. Evet. Evet.
Benim yani böyle oldu yani, çünkü hatırlıyorum yani ben sadece 15 yaşındaydım. Bu vakitte yani çok bol Türk oldu yani, niçin bilmiyorum, ama herkes yani böyle da konuştu yani, her zaman çabuk bedendik. Aa, yani ne oluyor şimdi? O yüzden her zaman dedim ki, aa, İngilizce lütfen, bilmiyorum, veya yaz lütfen. Ve o yüzden her zaman Google Translate kullandım. Çok zor oldu ya. Evet. Tamam. Ama şimdiki kadar evet, insanlar bazen yani çabuk soruyorlar, ama olsun yani, alıştırıyorum zaten yani. Tamam. Evet. Okay. Tamam. Başka bir şey yok yani, eklemek yok. Yok, yok. Tamam. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım siz bu video beğeniyorsunuz. Onları Ben da de. yapmak gerek şimdi. Ben de dinleyen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Umarım Evet. faydalı olmuşuzdur. Faydalı olduğumuzu düşünen arkadaşlar mutlaka beğendiklerini belirtsinler. Belirtmelerini rica ediyoruz. Ve Ve paylaşmak. Evet. paylaşmalarını rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Tamam, görüşürüz insanlar. Görüşürüz. Bye. Bay bay. Hoşça kalın.